Selamünaleyküm arkadaşlar. Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. E, bugün annemin yapmış olduğu sizlere battaniyeyi anlatacağım. Annem sadece motiflerini yaptı. Ben e, kenarlarını ördüm. E, nasıl yapıldığını, motifleri nasıl birleştirdiğimi anlatacağım. Ben sizlere kızıma yatak örtüsü olarak örüyorum ben. E, i̇nşallah tamamında bitmiş halinde sizlere göstereceğim. E, Bayağıdır çekim yapmıyordum. Eşim rahatsızdı ve eşim vefat etti. Çok üzgünüm ama yani hayatıma da devam etmek zorundayım. Çünkü üç tane çocuğum var arkadaşlar. Onlar için hayatıma devam etmek zorundayım mecburen. Çekimlerime de kaldığım yerden devam ediyorum. Kusura bakmayın dediğim gibi bayağıdır çekim yapamıyordum sizler için. Artık bundan sonra inşallah yavaş yavaş videolarımı çekmeye... Başlayacağım inşallah. Dilerseniz hemen e, battaniyemi şöyle bir kısaca göstereyim. Yatak örtüsü daha doğrusu e, TV battaniyesi olarak da kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çocuk battaniyesi, e, koltuk örtüsü battaniyesi olarak da yapabilirsiniz. E, şimdi ben bakın motifleri bu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Annem elinde kalan iplerle örmüş e, ben de kenarlarını siyahla yaptım birleştirdim e, bir motifle başladım arkadaşlar uçta yanlarına bu şekilde iki motif daha sonra 3 daha sonra 4 sırayla arkadaşlar 5 6 olarak bu şekilde gittiğim en son arkadaşlarım 11 motife kadar çıktım ben yatağın ölçüsüne göre yaptım 11 motife kadar çıktım Şimdi son bir tane motifim kaldı. Onu yapacağım. Ondan sonra artık daraltmaya başlayacağım yatak örtümü. Şimdi şu motifin yapılışını hep beraber örelim. inşallah bakalım nasılmış. Elinizde kalan iplerden örebilirsiniz veya yeni ipler alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Annem kalan ipleri örmüş. Birkaç sıra eksikti. Onları da ben tamamladım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar öncelikle 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2, 3, 4 5, 6. 6 zincirimi çektikten sonra zincirimi kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine bir sefer doluyorum. Aynı yuvanın içine buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine bir defa doladım. Yuvanın içine bir tane iki seferde çektim. Trabzan yapıyorum. Şimdi burada zincirimle beraber 3'e tamamladım. Arada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine doladım. Yine aynı yuvanın içine 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Tekrar arkadaşlar şöyle bir netliğimi de kaybettim. Tekrar bakın. 1, 2, 3 zincir. Üzerine bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum. Rengim biraz koyu ama inşallah anlaşılıyordur. Aslında bu hepimizin bildiği hanım dilendi, bey beğendi motifi arkadaşlar. Yine bir 3 zincir çektim ve 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim ve başlangıç noktama kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi tekrar bakın bu motiflerin arasından bu trabzanların arasından birer sefer kaydırma yapıyorum ve bu yuvaya kadar geliyorum. İlk sıramıza bu şekilde dörtlü olacak şekilde yaprak yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar yuvamıza gelince buraya Yuvamıza gelince yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu ipimi de arkada keseceğim artık. Ve tekrar yuvanın içine 1, 2 tane trabzan yapıyorum. Çektiğim bu zincirle beraber 3 trabzanı tamamlamış oluyorum. Arada 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine doladım ve yine aynı yuvanın içine batıyorum. 1, 2, 3 bu şekilde arkadaşlar iki defa aynı yuvanın içine bakmış oldum 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 zincir üzerine doladım ve hemen yanındaki yuvaya geçiyorum buraya da aynı şekilde 1 2 3 tane trabzan yapıyorum yine arada 1 2 üç zincir üzerine doladım bir sefer yine aynı yuvamın içine 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar biraz üzüntüm var. Bazı şeyleri atlayabilirim. Afınıza sanıyorum şimdiden kusura bakmayın. 1 2 3 zincir çekiyorum arada. Diğer köşedeki yuvama geçtim. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar yine şu karşı yuvaya da geçeceğim. 3 zincir çekeceğim. Yine aynı şekilde böyle içini dolduracağım. Şimdi bakın bu yuvamı da doldurdum. 3 tane zincir çektim. Geldim burada arkadaşlar. İlk trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geçtim. Yine kaydırma yöntemi yaparak yuvamın içine kadar geliyorum. 1-2-3 tane zincir yaptım. Çektim. Üzerine doladım. Yine buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Burada zincirimle beraber 3 tane trabzanım oldu. 1-2-3 zincir. Üzerine doladım. Aynı yuvamın içine 1-2- 3 trabzanımı yapıyorum. Buralar arkadaşlar balık sırtı dediğimiz şekilde devam edecek köşelerimiz. Şimdi arada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi arada şu 3 tane zincir çektiğim boşluk var. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Ara boşluklarda 2 zincir de çekebilirsiniz ama örgünüz arkadaşlar toplama yapar. 1, 2, 3. 3 tane çekerseniz daha iyi olur. Şimdi köşeye geçtim arkadaşlar. Yine buraya balık sırtı dediğimiz yeri yapıyoruz. 3 zincir ve 3 trabzan. Bakın. Köşeye çift battım. Bu şekilde ortalara tek batıyorum. 1, 2, 3. Ortaya 3 tane trabzan yapıyorum sadece tek yaprak 1 2 3 kenarlara ikişer yaprak yapıyorum. 3 trabzan 1 2 3 zincir arada ve diğer 3 trabzanla yaprağımın diğerini tamamlamış oluyorum. Bakın. Ortalar bu şekilde, kenarlar bu şekilde arkadaşlar. Bu rengimi bu sırada tamamlayacağım ben artık. Sona geldim arkadaşlar. Ortaya 3 trabzanım yaptıktan sonra ilk başladığım noktaya kaydırma yöntemiyle geçtim. Burada bir iki tane zincir çekip ipimi biraz uzun kesiyorum ki bunu temizleyeceğim, tertemiz olsun. Bakın bu şekilde siz istediğiniz renkli, renklerle istediğiniz sırayı örebilirsiniz arkadaşlar. Annem bu şekilde yapmış. 3 tane ilk renkten yapmış. 3 tane de 3 sırada diğer renkten yapmış. Şimdi diğer renge geçelim. Şimdi arkadaşlarım bu şekilde ilk rengimi tamamladım. Herhangi bir köşeden şöyle tığımı geçirdim. İkinci rengimi buraya sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim yine. Aynı yuvamının içine yine aynı şekilde üzerine bir defa dolayıp iki seferde çektim. Trabzanımı yaptım. Zincirimle beraber 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yine burada da bu balık sırtı motifini köşelerde devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu ipimi şöyle arada bu üç tane zincir çekeceğim. Bu üç zincirin arasında bu şekilde temizleyeceğim. Bir o tarafa bir bu tarafa geçirerekten ipimi bu şekilde Temizliyorum. şimdi ara boşluklara geldim Arkadaşlar bu ara boşlukları yine üçer zincir çekip üçer tane trabzan yapacağım 1 2 3 zincir ve 3 tane trabzan Trabzanımı dediğim gibi bir defa doluyorum iki seferde çekiyorum 3 zincir köşeye geldim Köşede iki defa üçlü trabzan yapıyorum. Artık buraları hızlı örüyorum zaman kaybetmek için. 1 2 3 zincir çektim. Bakın arkadaşlar köşelere ikişer defa batıyorum. Ortadan her sırada artışımızı yapmış oluyoruz. Örgümüzün gidişatına göre. Dediğim gibi istediğiniz renklerle istediğiniz kadar sıra örebilirsiniz. Motifinizi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Küçük tutabilirsiniz. Orası size kalmış arkadaşlar. Ben annemin yaptığı şekilde size gösteriyorum. Anneciğim de hasta ama sağ olsun işte boş durmuyor torunları için Böyle çabalıyor. Geçen kış örmüş bana verdi motifleri artık kızım birleştirmesinde sen yap dedi. İşte ben de ıı, şimdiye kadar pek uğraşamadım ama bundan sonra biraz hani örgü, biraz da kafamı dağıtmak istiyorum açıkçası. Hem de videolarımı da yavaş yavaş artık başlayayım. Çekimlerim Allah izin verirse devam edeyim. Sizler için de faydalı olmaya çalışacağım inşallah. son sıramdayım arkadaşlar. S so, ıı, sıramın ilk sıramın sonuna yaklaştım. Daha doğrusu 1 2 3 zincir. Burada yine bakın ilk zincirimin içine başlangıcıma battım ve buradaki trabzonların arasına batarak kaydırma yöntemiyle bu köşeye geldim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Yine Üst sıraya geçeceğim. Üst sırada da e, öreceğim bir sıra daha. Daha sonra bir sıra daha öreceğim. Bu motifimi de bu renkle 3 sıraya tamamlayacağım. Şimdi arkadaşlar bakın üç sırada 1 2 3 üç sırada bu renkle yaptım. Şimdi artık siyah rengime geçeceğim. Yine herhangi bir köşeden başlıyorum. E, aynı şekilde örgüme devam edeceğim. Bir sıra siyahla öreceğim. Tekrar ikinci sırasında Birleştirme yapacağım için orayı sizinle beraber öreceğiz. Şimdi aynı şekilde başladım ben köşeden. Yine köşeleri iki tane üçerli yapacağım. Aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bu sırayı da bitirip geliyorum ben. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Siyahla da bir sıra tamamen döndüm. İkinci sırasına geçtim. İkinci sırada dediğim gibi birleştirme yapacağım ben. İkinci sırada da bakın tek bir tarafı ördüm. Ve burada köşede sadece 3 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve buradaki bakın motifimi elime alacağım. Şöyle çevireyim. Size de kolaylık olsun. Buradan tığımı çekip çıkartıyorum. Birleştireceğim yere arkadaşlar. Tam köşe noktasından. Tam net gözükmesi için uğraşıyorum ama arkadaşlar renkler koyu olduğu için Kusura bakmayın. Bakın tam köşe noktasından e, tığımı geçirdim. Buradaki ilmeğimi karşı taraftaki ilmeğimi geçirip içinden geçirip tekrar bir tane daha zincir çektim. Şimdi burada kalan 3 tane trabzanımı yapıyorum. Hem bir taraftan öreceğiz hem de bir taraftan birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradaki zincirlerle birleştireceğimiz için bir tane zincir çekiyorum. Bakın böyle zincirimi çekip bırakıyorum. Hemen geldim. Şurada bakın 3 tane zincirim var. Karşı taraftaki zinciri aldım. Bunun içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. Ve şuraya geldim. Hemen burada 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yine bir zincir çektim. Bunu tutuyorum zincirim buradan. Geliyorum sıradaki bakın 3 tane Zincirimin içinden tığımı geçiriyorum. Karşı taraftan yine ilmeğimi aldım. Bir zincir çektim. Ve yine bakın. Sıradaki yuvamın içine 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir ilmeğimi tutuyorum orada. Karşı taraftaki yuvanın içinden zincirim geçirdim. Tekrar bir zincir ve yine sıradaki yuvaya 3 tane tırabzanım yaptım. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın motifler nasıl anlaşılacak? Biraz renk koyu dediğim gibi. Bakın motifler bu şekilde birbirine tam böyle ördüklerimiz denk gelecek şekilde birleşiyor. Şu köşeye kadar birleştirip geliyorum ben. Arkadaşlarım şöyle bakın tamamen köşeye kadar geldim. Tam köşedeyim. Şuradan tam göstereyim. Köşeye 3 tane bakın trabzanımı yaptım. Ve bu şekilde bir tane de zincirimi çekip bunu buradan bırakıyorum. Şöyle tam köşe dönüş noktasındayım. Tam karşı köşeden bakın 3 tane motifin birleştiği yer burası. O 3 motifin içinden bakın. Bir öncekinden 1 tam ortadakinden 2 ve buradan 3'ünden tığımı geçirdim buradaki zincirimi geçirip bir tane zincir çekip ve tekrar gelip bu orta göbeğe yine yanına 3 tane trabzan daha örüyorum. Şimdi tekrar bir tane zincir çektim. Bakın ortayı bu şekilde birleştirmiş olduk. Bir tane daha zincir çektim. Şimdi şuradaki motife geçtim. Buradaki sıradan devam ediyorum. Deminki birleştirdiğim gibi karşı taraf yuvadan bakın zincirimi geçirdiğim Bir zincir çektim ve diğer yuvaya hemen gelip öreceğim motifin üzerine 3 tane trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Karşı taraf yuvadan geçiriyorum bu zinciri yine bir zincir ve yine örgüme kaldığım yerden bu şekilde devam ediyorum şurayı tam bir göstereyim bakın bu şekilde arkadaşlar motifimizi böyle ve böyle bu şekilde birleştiriyoruz köşeye geldim arkadaşlar yine köşedeyim bir tane zincirim çekiyorum üç tane trabzan yaptıktan sonra şuradaki son yuvama köşe yuvama birleştiriyorum ve buraya yine köşeye üç tane trabzanımı yapıyorum 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi kaldığım yerden örgüme devam ediyorum, örgümü tamamlıyorum. Şurası başladığım nokta biliyorsunuz. Buraya kadar tamamlayacağım ve ipimi artık koparacağım, motifimi birleştirmiş olacağım. Şimdi arkadaşlarım birleştirdiğimiz motif bu. Motiflerime ben kaldığım yerden devam edeceğim. Dediğim gibi en fazla ben 11'e kadar çıktım. E, yeterli geldi. Siz yatak ördüğünüz göre, artık battaniye ne örüyorsanız ona göre. E, motifinizi ayarlayın. Daha sonra da ben e, bu motiflerimi bitirdikten sonra kenar örgüsünü yapacağım arkadaşlar. O zaman yine devam edeceğiz kenar örgüsüne geçince. Daha sonrasında e, inşallah yatağın üzerinde sizlere tekrar ayrıntılı bir şekilde hepsini göstereceğim. E, şimdilik hoşça kalın diyorum. Videonun devamında tabii ki devam edecek videomuz e, kenarını arkadaşlar nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Arkadaşlar battaniyenin kenarını ben birleştirdikten sonra bir 3 sıra ördüm. Şimdi kenarı şuradan şöyle göstereceğim. Normalde 2 sıraydı. 1 2 3 sıra daha arkadaşlarım ben örmüş oldum. Nasıl yaptım? Ee, köşenin birinden başladım. Normal bir şekilde yine bu şekilde bakın kutucuklar yaparak ördüm. Şu orta birleştirme yerine gelince arkadaşlar şöyle bir açıp göstereceğim. Tam birleştirme noktasında Biraz yakınlaştırdım. Bakın şu iki birleştirmenin noktasına tam köşelere bu şekilde bir kutuca arkadaşlar iki trabzan yaptım. Bir kutuca bir trabzan yaptım. Bu şekilde yine üçlü trabzanı yan yana yapmış oldum. Ve şuralardan bu şekilde aynı şekilde devam ettim. Üstü zaten komple yine aynı. Sadece şu birleştirme yerinde. E, bu şekilde yaptım arkadaşlarım köşelerim yine bakın bu şekilde e, balık sırtı şeklinde kenarını ben arkadaşlar çok fazla e, böyle kızım ayrıntılı bir şey istemedi ben de basitten hemen kolayından e, böyle ufak bir şey yaptım onu da hemen size göstereceğim daha sonra da e, yatağın üzerinde nasıl duruyor hep beraber ona bakacağız şimdi arkadaşlarım şöyle göstereyim şuraya Bakın boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Üzerine bir defa doladım. Bir trabzan yaptım. ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı yuvanın içine tekrar bakın bu trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şuraya yuvanın dibine yine bir tane sık iğne yaptım bu şekilde tamamladım. Geldim şuradaki üçlü trabzanın tam ortasındaki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Ve tekrar diğer yuvaya sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir trabzanın tepesine bu şekilde doladım. 1, 2, 3 zincir ve dibine tekrar sık iğne olarak batıyorum. Tekrar şuradaki üç trabzanın tepesine bir tane sık iğne ve buradaki boşluğa yine sık iğne ile geçiyorum. Şimdi şuraya hemen e, köşe noktasına kadar gelelim. Aynı şekilde köşeye geldiğimizde köşeyi nasıl yaptığımı da göstereceğim sizlere. E, siz farklı kenarlar uygulayabilirsiniz. Birçok kenar var. Benim kızım böyle biraz sade kalmasını istedi. Aslında hiç e, bir kenar bile istemedi ama e, bu şekilde yaptım ben. Böyle çok e, o e, böyle otantik görüntüyü bozmak istemedi aslında. Güzel kenarlar var ama biraz böyle e, ağır kenarlardı. O da biraz böyle sade kalsın diye bu şekilde yaptım. Dediğim gibi siz farklı kenarlar uygulayabilirsiniz. son yuvamdaki modelimi uyguluyorum. 3 zincir dibine battım ve geldim arkadaşlar şurada. Bu siyah böyle oluyor. Baştan beri söylüyorum size ama arkadaşlar gerçekten netliği çok böyle tam rahat yakalayamıyorum. İnşallah rahat görüyorsunuzdur. Şimdi ortadaki trabzanın tepesine battım ve buradaki bakın boşluğa geldim en tepe köşedeki boşluğa. Burayı yine sık iğne ile geçeceğim. İlmeğimi kaçırdım. Hemen orayı tamamlıyorum. Köşe noktaya battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu köşeye tam 2 tane yapacağız. Bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanımın Kapa noktasına sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim ve dibine yine battım birini yaptık arkadaşlar bu yaprağımızın şimdi bir yaprak daha yapacağız 1 2 3 zincir yine bakın aynı yere hemen bir trabzan 1 2 3 zincir tepesine doladım 1 2 3 zincir yine dibine aynı şekilde sık iğne ile battım ve hemen yanındaki üçlü trabzanın tam ortasındakinin tepesine sık iğne ile batıyorum ve yandaki yuvaya geçtim yine burada aynı şekilde devam edeceğim bunu da yapalım bir görüntüye bakalım 1 2 3 zincir ve hemen dibine bir tane sık iğne şimdi bakın arkadaşlarım köşeyi de bu şekilde dönmüş oldum şöyle e, bu şekilde dediğim gibi ben yaptım siz farklı şeyler de yapabilirsiniz şimdi bunu arkadan arkadaşlar bitirdikten sonra arkadan çok çok hafif böyle bir ılık ütüyle ütüleyebilirsiniz ya da çok kuvvetli buharlı ütünüz varsa onunla arkadaşlar sadece buhar verin ve e, elinizle düzleyin sakın sıcak ütüyle arkadaşlar ütülemeyin. Ön yüzünden asla ütülemeyin. Arkadan sadece çok çok ılık bir ütü veya sadece buhar vererek böyle bir birkaç santim, 5-6 santim yukarıdan buhar vererek elinize düzleyerek o şekilde buhar ütüsü yapabilirsiniz. Daha sonrasında yatağın üstünde hep beraber bakalım göreceğiz nasıl olmuş. Arkadaşlar battaniyeyi tamamladım. Şöyle bir bakalım. Bakın bu şekilde oldu kocaman bir yatak örtüsü oldu ee, bu yatak Arkadaşlar 1'e 2 ölçülerinde yani tamamen kapattı dediğim gibi en fazla 11'e kadar çıktım ben şöyle bir bakalım şöyle bakarsak arkadaşlar bakın tek renkten başladım yanlarına dediğim gibi bu şekilde üçgen üçgen olacak şekilde yerleştirdim renklerimizi çok güzel oldu. Biz çok beğendik. Kızım da çok beğendi. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Hoşçakalın.